Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar film genres, yani film çeşitleri. Dilerseniz hemen film çeşitleriyle başlayalım. Öncelikle arkadaşlar komödiye adından da anlaşılacağı üzere komedi filmleri için demek ki bu film çeşidi, türü için komödiye demiş oluyoruz. Krimi, kriminal filmden geliyor arkadaşlar. Yani polisi filmler için krimi diye söyleniyor Almanca'da. Horror film bu da arkadaşlar, horror İngilizce'den gelen bir kelime, korku filmi demek ki horror film olarak söyleniyormuş Almanca'da. Dokumentar film arkadaşlar, belgeseller için kullanılan dokumentar film demek ki bu film şeklini, yani bu şekilde adlandırılıyor. Dokumentar film demek ki belgesel demekmiş. Historian film arkadaşlar, bu da tarihi filmler için geçerli. Historian film, bu da gene history İngilizceden değil mi? Buradan geliyor. Aslında Jermen dilinin içerisinde de zaten var olan historian film demek ki neymiş? Tarihi filmler için kullanılan bir film türüymüş. Liebesfilm. Evet, Liebe neydi arkadaşlar? Aşk filmi. Demek ki aşk, Liebe. Liebesfilm de aşk filmi, yani romantik filmler için kullanılan bir film çeşidi değil mi? Bir film türü. Thriller, bu da adından anlaşılacağı üzere İngilizceden gelen thriller, yani daha çok böyle gerilimin hakim olduğu, kasvetin olduğu ve biraz da işte korkunun olduğu, tabi gerilim sineması için kullanılabilecek bir jargon olan thriller'ı görüyoruz. Science fiction keza, bu da thriller'da olduğu gibi İngilizceden gelen science fiction, yani bilim kurgu filmleri dahilinde science fiction demek ki bilim kurgu türüymüş. Literaturverfilmung. Evet, literatür neydi arkadaşlar? Edebiyat demekti. Literaturverfilmung demek ki edebi bir kitabın, bir metnin filme aktarılışı olmuş oluyor ki bu birebir edebi film, edebiyattan gelen bir film uyarlaması diyebiliriz. Demek ki bu da neymiş? Literaturverfilmung demekmiş. Western, evet, Western'da kovboy filmleri için kullanılan batı filmleri, yani batı yakası filmleri ya da işte bu kovboy filmleri diyebiliriz. Western deniliyormuş. Dilerseniz bu film türlerini öncelikle bir üstünden geçelim. Doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Onun ardından bunların hangi sıfatlarla örtüştüğünü ayrıntılı şekilde inceleyelim. Dilerseniz öncelikle bir başlayalım arkadaşlar. Komödie, krimi, horror film, dokumentar film, historienfilm. Liebesfilm, Thriller, Science Fiction, Literaturverfilmung, Western. Arkadaşlar, bu film türlerini şimdi de ilgili sıfatlarıyla inceleyelim. Eine Komödie ist humorvoll, lustig und witzig. Evet, burada humorvoll, lustig ve witzig fiillerini görüyoruz. Eylemlerini, daha doğrusu sıfatlarını görüyoruz arkadaşlar. Humorvoll, esprili demek. Lustig, komik. Witzig de gene esprili anlamlarında kullanılıyor arkadaşlar. Yani bir komedi nedir? Esprili doludur, komiktir. Witzig de gene aynı anlamlarda kullanılan arkadaşlar, komik anlamına gelmiş oluyor. Buraya baktığımızda ein Krimi ist turbulent, abwechslungsreich und spannend demiş. Evet, turbulent derken arkadaşlar, güzel Türkçemizde o kadar çok karşılığı var ki, yani düzensiz anlamında,
karmaşa anlamında turbulence, türbülanstan belki gelebilir. Zaten kelime kökü oradan geliyor arkadaşlar. Yani o kadar çok değişkenlik, o kadar çok çeşitlilik var ki anlamında turbulent için kullanılabilir. Abwechslungsreich de abwechslung değişkenlik demek. Reich de zengin. Yani değişkenlik değişkenlik anlamında yani o kadar çok zengin ki değişkenliği. Oradaki Reich zengin demek. Dolayısıyla Abwechslungsreich çok değişken anlamına gelmiş oluyor. Buraya da baktığımızda spannend, bu da sürükleyici demek arkadaşlar. Spannend aslında baktığımızda kelime kökeni şey demek yani esnek olmayan gerilim anlamında, ancak burada bir filmi izlerken sürükleyici, yani gözünüzü başka bir şeye çeviremiyorsunuz ya, bunun için aslında spannend diyebiliriz, yani sürükleyici diyebiliriz. Dolayısıyla ne diyor? Ein Krimi ist turbulent, abwechslungsreich und spannend. Sonraki film türüne bakalım arkadaşlar. Ein Dokumentarfilm. Neydi Dokumentarfilm? Belgesel demekti değil mi? Dokümandan geliyor arkadaşlar bu. Dolayısıyla Dokumentarfilm, belgesel, ist aktuell, authentisch und informativ. Evet, aktuell güzel Türkçemizde de kullanılıyor. Yani diğer anlamı güncel, öyle değil mi? Authentisch, otantik und informativ, yani bilgi dolu, bize enformasyon, bilgi veren, dolayısıyla informativ diyebileceğimiz türde bir film türü, yani belgesel. Dolayısıyla bunu toparladığımızda ein Dokumentarfilm ist aktuell, authentisch und informativ. Sonraki film türüne bakalım. Ein Horrorfilm. Neydi Horrorfilm? Korku filmiydi. Ist grausam, gruselig und reißerisch. Evet arkadaşlar, şimdi tabii bu sıfatlara baktığımızda güzel Türkçe'de birebir belki çevirisi yok. Hep buna yakın ya da birçok kelimeyi barındırabiliyor tek bir kelime. Şimdi grausam'a baktığımızda grau neydi? Gri demekti, öyle değil mi? Dolayısıyla grausam denildiğinde kasvetli diyebiliriz bunun için. Gruselig. Gruselig de arkadaşlar korkutucu anlamında. Und reißerisch, bunlar bakın hep birbirinin aynı nitelikte şeyler güzel Türkçe'de. Reißerisch için de gene aynı şeyleri de söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani korku, gerilim, kasvetin tüylerin ürperdiği değil mi? Reißerisch. Bunların hepsi demek ki horror film çeşidi için, yani korku filmi sineması için kullanılabilecek türdeki sıfatlar olmuş oluyor. Dolayısıyla grausam, gruselig, reißerisch gene horror film kapsamında olmuş oluyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Eine Komödie ist humorvoll, lustig und witzig. Eine Komödie ist humorvoll, lustig und witzig. Ein Krimi ist turbulent, abwechslungsreich und spannend. Ein Krimi ist turbulent, abwechslungsreich und spannend. Ein Dokumentarfilm ist aktuell, authentisch und informativ. Ein Dokumentarfilm ist aktuell, authentisch und informativ. Ein Horrorfilm ist grausam, gruselig und reißerisch. Ein Horrorfilm ist grausam, gruselig und reißerisch. Arkadaşlar az önce reißerisch için şunu da söylemeyi eklemeyi unuttum. Reißerisch aynı zamanda sansasyonel anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla grausam, gruselig, korkutucu, kasvetli und reißerisch demek ki sansasyonel anlamlarındaymış. Diğer film türleriyle devam edelim. Ein Historienfilm ist bilderreich, lehrreich und interessant.
Evet, bu cümle bize ne diyor? An historian film neydi arkadaşlar? Tarihi film demekti. Bilder reich, Bild neydi arkadaşlar? Resim, reich, zengin. Dolayısıyla bol resimli, yani o kadar çok görülmeye değer, o kadar güzel kartpostal gibi derler ya filmler var ki. Dolayısıyla bunu da gene bu kapsamda değerlendiriyor bu cümle. Lehrreich, eğitici, öğretici anlamda arkadaşlar. Interessant de zaten biliyorsunuz ilginç demekti. Dolayısıyla tabi bu sıfatlar kişisine göre değişiyor. Bunları örnek olarak almak lazım. Hani mutlaka da işte eğiticidir diye söylemeyiz. Dolayısıyla bunu dediğim gibi örnek olarak almamızda fayda var. Dolayısıyla ein Historienfilm ist bilderreich, lehrreich und interessant demiş oluyor bu cümle. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Ein Liebesfilm ist gefühlvoll, romantisch und traurig. Evet, ein Liebesfilm neydi arkadaşlar? Aşk filmi demekti. Gefühlvoll neydi? Duygu dolu demekti. Yani duygusal anlamda değil mi? Gefühlvoll, romantisch adı üstünde, romantik. Und traurig, neydi traurig? Üzgün, üzücü değil mi? Yani ağlatan bir şeyi var, bir tavrı, bir tarzı var aşk filmlerinin her nedense. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Ein Liebesfilm ist gefühlvoll, romantisch und traurig. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, ein Thriller ist unheimlich, temporeich und unterhaltsam. Evet, ein Thriller. Thriller neydi arkadaşlar? Daha önceden de söylemiştik. Bu gerilim filmleri için kullanılıyordu. Birçok böyle güzel filmler var. Belki yorumlara siz de sevdiğiniz filmleri yazmak isteyebilirsiniz. Burada ein Thriller ist unheimlich derken unheimlich arkadaşlar korkutucu anlamına gelmiş oluyor. Temporeich, tempo neydi arkadaşlar? Adı üstünde tempo, öyle değil mi? Yüksek tempolu deriz hatta güzel Türkçe'de. Temporeich birebir bunun karşılığı. Demek ki yüksek tempolu derken temporeich diyebiliriz. Unterhaltsam, bunu daha önceden gördüğümüzü düşünüyorum. Öyle değil mi? Görmüştük bunu. Unterhaltsam neydi? Yani bir aileyi ya da işte birisini sürükleyici kılan şeyler için kullanabiliriz. Unterhaltsam için sürükleyici, yani izlenilesi anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu cümle ne diyor bize? Ein Thriller ist unheimlich, temporeich und unterhaltsam. Hatta unterhaltsamı şurada kullanmıştık. Sohbet ederken hoş sohbet etmek demiştik değil mi? Sich unterhalten diye bir eylemimiz vardı hatta. Ancak burada farklı bir yapıda, sıfat yapısında, öyle değil mi? Unterhaltsam demek ki hoş sohbet, hoş vakit geçirici anlamlarında kullanılabilir. Sonraki şeye bakalım, film çeşidine, türüne bakalım. Ein Science Fiction ist sachlich, unwirklich und turbulent demiş bu cümle. Evet, sachlich derken arkadaşlar, sachlich denildiğinde nesnel, objektif anlamında. Tabi buna katılmayanlar da olabilir. Buna unsachlich de diyebiliriz. Unwirklich, gerçek olmayan, gerçek dışı denilirken demek ki unwirklich diyebiliriz. Wirklich denildiğinde ne olacak arkadaşlar? Gerçek anlamına gelmiş oluyor. Turbulent, bu da sansasyonel anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyor bu cümle? Ein Science Fiction ist sachlich, unwirklich und turbulent. Evet. Sonraki cümlemize bakalım arkadaşlar. Eine Literaturverfilmung ist ereignisreich, fiktif und historisch demiş. Evet. Literaturverfilmung neydi arkadaşlar? Edebi bir metnin, değil mi? Bir roman olabilir, öyle değil mi? Bir romanın filme uyarlanmış hali ne oluyor? Literaturverfilmung kapsamında ereignisreich, olaylarla dolu derken ereignisreich demiş oluyoruz. Fiktif, bakın burada aslında science fiction, bu İngilizce. Fiction, science fiction, bilim kurgu. Bakın tek başına fiction, kurgu demek. Burada da fiktif denildiğinde kurgusal anlamda. Yani kurgu karakterler, öyle değil mi? Edebi metinlerdeki bu karakterler, bu kahramanlar
kurgusal, öyle değil mi? Dolayısıyla Almanca karşılığı neymiş kurgunun? Fiktif und historisch, historisch de tarihi demiş oluyoruz. Dolayısıyla ne diyor bu cümle? Eine Literaturverfilmung ist ereignisreich, fiktif und historisch. Ve sonuncu cümleye bakıyoruz. Ne diyor? Ein Western ist amüsant, langweilig und romantisch demiş. Evet, az önce söylemiş olduğum gibi bunların hepsi tabii kişisine göre değişiyor. Burada ne diyor cümle bize? Ein Western ist amüsant. Amüsant eğlendirici değil mi? Eğlenceli bir şeyi var, tavrı var. Langweilig ne demek? Bu tabii tartışmaya açık bir konu. Langweilig sıkıcı demek. Romantisch, romantik diyor bu cümle bize. Evet, dediğim gibi tartışmaya açık bir durum. Dolayısıyla toparlayacak olursak bu cümleyi ne diyor? Ein Western ist amüsant, langweilig und romantisch. Evet, dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ein Historienfilm ist bilderreich, lehrreich und interessant. Ein Historienfilm ist bilderreich, lehrreich und interessant. Ein Liebesfilm ist gefühlvoll, romantisch und traurig. Ein Liebesfilm ist gefühlvoll, romantisch und traurig. Ein Thriller ist unheimlich, temporeich und unterhaltsam. Ein Thriller ist unheimlich, temporeich und unterhaltsam. Ein Science Fiction ist sachlich, unwirklich und turbulent. Ein Science Fiction ist sachlich, unwirklich und turbulent. Eine Literaturverfilmung ist ereignisreich, fiktiv und historisch. Eine Literaturverfilmung ist ereignisreich, fiktiv und historisch. Ein Western ist amüsant, langweilig und romantisch. Ein Western ist amüsant, langweilig und romantisch. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde film genres, yani film türlerini gördük. Bununla da kalmadık. Bunlarla ilintili sıfatları da görmüş olduk. Tabii burada oluşturmuş olduğumuz bu cümlelerin içerisinde belki tam da objektif olmayan yorumlar da yazılmış olabilir. Siz şimdi hangi filmi, hangi türü, ne şekilde değerlendirirsiniz? Açıkçası ben de bunu çok merak ettiğimden dolayı bunu sizden rica edeceğim. Yorumlar bölümüne hangi filmi, hangi film türünü siz nasıl buluyorsunuz? Bunu da okumak, öğrenmek isterim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Tschüss!